Video çekiyorsun. Fotoğraf çek, fotoğraf. Video daha güzel. Annemle babam birbirlerini çok seviyordular. Ölmeden önce diyordular ki inşallah hep ikimiz beraber ölürüz, ard arda ölürüz. Sevgileri çok büyüktü onların. Birbirlerine karşı hep merhametliydiler, hep birbirlerini severdiler. Hep dedikleri şeydi, İnşallah Allah ikimizin canını bir alır. İkisini 24 saatte aldı Allah bizden. Çok seviyorlar. İstemiş vermemiş dedem. Sonradan babam onu kaçırmış. Çok mutluydular. Yani birbirlerine hep aşık yaşadılar. Hep birbirlerini sevdiler. Kayınbabam Şerafettin İnce 37 yıl önce kaynanam Leyla İnce'ye aşık oluyor. Ve ailesini kimsesiz olduğu için kayınbabam, yetim olduğu için akrabalarını gönderiyor istemek için. Akrabaları gidip istiyorlar. Ailesi vermiyor kızı. Ve daha sonra kaçırmaya karar veriyor. Kaynanam razı oluyor. Ve bir araba getirip arkadaşının arabasıyla burada Ulukent'te, eski Ulukent'te, bu tarihi kentten kaçırıyor kızı. Ve kaçırıp bir akrabasına götürüyor. Fakir ve yoksul olduğu için ailesi bir türlü barışmaya yanaşmıyor. O kaçırdığı evin sahibi onun başlık parasını ödemeyi kabul ediyor. Kayınbabam da tabii hanımını çok sevdiği için onun üzülmesini istemiyor. Dolayısıyla bir an önce barışıp ailesinin yanına geçmesini istiyor. Ve daha sonra başlık parasını verdikten sonra kayınbabam Almanya'ya gidiyor. Almanya'da çalışmaya gidiyor borcunu ödemek için. 2 sene Almanya'da kaldıktan sonra geri dönüp geliyor. Burada borç verdiği, başlık parasını borç aldığı adamın parasını ödüyor. Biraz da ihtiyaçlarını gidermek için para biriktiriyor, geliyor. Gerçekten çok acıklı bir hayat hikayeleri vardı. Birbirlerini çok severlerdi. Ben 10 yıldır damatlarıyım. Birbirlerine karşı çok saygılılardı. Bizi çok severlerdi, komşularını çok severlerdi. Hiçbir zaman birbirlerini kırmazlardı ve hep söyledikleri şu cümle vardı. Biz birbirimizden ancak bizi birbirimizden ölüm ayırır. Tabii ki biz bu herkesin bütün evli olanların genelde söylediği sözdür. Hani biz hani öyle şey ama gerçekten onların duaları kabul oldu. İkisi de vefat etti. Önce kaynanam yüksek şekeri vardı. Kalbine vurdu, nefesini kesti, vefat etti. Hastaneye yetiştiremedik. Haberi zaten kocasını aramış, Şerafettin İnce'yi aramış. Demiş ben kalbim sıkıştı, çabuk gel. O eve yetişene kadar geliyor ki yatağına girmiş. Öylece yatağında vefat etmiş. Tabii ambulansı aradılar. Ben de hemen koştum hastaneye. Hastaneye yetiştik. Doktorlar 45 dakika müdahale etti geri çevirmek için. Çeviremediler. 53 yaşındaydı. Genç bir şekilde vefat etti. Kayınbabam tabii arkadaş gibilerdi. Hem arkadaş, hem sevgili, hem hayat arkadaşı. İkisi tek yaşıyordu. 2 tane kızları var. Ben dün taziyedeydik. Tabii acımız çok büyüktü. Taziyedeydik. Kendisi işte kalbim sıkışıyor. Ben Ahmet dayanamıyorum. Sürekli hapları atıyordu. Sürekli dil altı hapları atıyordu. Eve geçmiş. Yatmaya gitmiş. Eve geçti. Arkadaşları geldi bana sordu. Dedim vallahi çok rahatsızdır. Evde biraz dinlenmesi lazım. Yoksa kalp rahatsızlığı olduğu için kaldıramaz. Torunuyla beraber torunu da kontrol etsin. Yani yanında dursun. Bir kalp hastasıdır. Bir durum olursa bize haber verir falan. Torunuyla beraber eve gitti, yatağa düştü ve o da o yataktan uyanamadı. Onu da acilen kaldırdık hastaneye, aynı masada.
aynı hastanede, aynı masada doktorlar ona da bir saat geri çevirmek için müdahale ettiler kalbini. Maalesef onu da çeviremedi. Gerçekten de hep söyledikleri bu. Biz birbirimizden ayrılamayız. Bizi ancak ölüm ayırır. Allah onların dualarını kabul etti. İkisi de genç yaşta öldü. Allah mekanlarını cennet etsin. İnşallah cennette birlikte olurlar.